Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Neslihan Şirin Hayat, takipçilerim, biblolarım. Şimdi sizlere yine haftalık 7 ve 13 Haziran arasındaki enerjiyi anlatacağım. Fincanlarımız burada, aylı güneşli fincanlarımız burada. Bu tarafımda da bir ay var. Bunları da çok seviyorum efendim. Şimdi hemen kartlarımızı karıştırıp Yani karıştırırken ben de sizlerle konuşmaya başlayayım. Neden zor konuşuyorum video girişlerinde? Şu anda bir de Merkür Retro var. İlla ki toparlayamıyorum kendimi. Kanalıma abone olup da izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Neslihan Şirin diğer kanalda burç burç gün gün zaten haftalıklar yüklendi. Bu kanalda da daha Haziran'ın başındayız. Haziran aylarınızı yükledim. Bu videonun sonuna onları da ekleyeceğim. İzleyiniz efendim. Neslihan Serine Instagram hesabım. Takipte kalınız çünkü orada 100.000'leri çoktan aştık. Artık burada da aşmamız lazım. Orada hayatımın her saniyesini paylaşıyorum. İşte burçlar, sizlere, işte köpeklerim, evim, her şeyim. Orada genellikle tarot açılımları da yapıyoruz. Hadi bakalım Neslihan serini unutmayın. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta dedikten sonra hemen efendim sizler fincanları seçin ama ben ne koymamışım? Aa, işaretler koymamışım. Evet, bir tanesine gözlük koyalım. Şöyle gözlük yanına. Birine de telefonu koyalım mı? Birine de şöyle telefon koyalım. Gözlük mü telefon mu? Gözlük mü telefon mu? Hadi bakalım sizler de seçiniz diyorum. Bu arada ben de kartları yerleştireyim. Hadi bakalım. Size güzel güzel linkler de bırakıyorum. Böyle üst baş, giyim, kuşam. Onlara da bir göz atın derim şahsen. Çünkü benim hep kullandığım malzemeler, mamuller diyebiliriz. Evet, şimdi hemen melek kartımızdan da bakalım. Şöyle bir açalım. Zaten karıştırmıştım. İnşallah hepimizin hayrına olan çıksın. Hepimizin hayrına olan geliyor. Olanlar oluyor, hayrımıza olan oluyor zaten. Hadi bakalım. Evet, şimdi seçtik. Neslihan Şirin kartları biliyorsunuz müthiş enerjilerle bezeli. Gerçekten ben de şaşırıyorum yani. Tarot kartlarıyla birebir örtüşüyor. Şimdi gözlük mü telefon mu? Gözlük mü telefon mu? Evet, seçiyoruz bakalım. Dileklerimizi tuttuk. Bakın ben de niye böyle bir gözlerimi devirdim? Çünkü ben de resmen tutuyorum. Evet, şimdi efendim. Hepsini bir kere de açtık. Önce sol taraf telefonu açtık. Evet. Bunları bir şöyle gözlükleri bir bekletelim bakalım. Evet, ikisini de isterseniz başka başka dilekler için de şey yapabilirsiniz. Şimdi gayet güzellikler geliyor. Birincisi bu hafta, bakın haftaya şanslı başlıyorsunuz ama o kadar şanslı ki kupaların ası. Yani burada büyük bir şans. Kupa, akrep, yengeç ve balıklardan gelen bir şans geliyormuş. Ve onun sonrasında paraların ikilisi çıktı. Parayla ilgili güzellikler var. Yani paraların alınması, verilmesi, paraların bir anlamda para ikilisi, oyun gibi gör hayatı, bakış için oyun gibi olsun. Gayet güzel oluyor. Ve size para geliyor, ödeme yapıyorsunuz ama bunu bile yapmanız bir güzellik. Ve kısıtlama, kısıtlama. Yani bu kısıtlama devletten gelen bir kısıtlama olabilir. Hemen biz böyle bırakmıyoruz enerjileri. Bir kurtarma operasyonu yapmamız gerekli. Haydi bakalım. Evet. Boğa, Başak, Oğlak, Toprak Kralı çıktı. Devletle alakalı olabilir. Şu telefonu şöyle koyabilir miyim? Hani ikide bir böyle şey olmasın size hani. Dikkatinizi çekmesin. Benim dikkatimi çekiyor çünkü ışık ışık Instagram bildirimleri. Devletle alakalı, babayla alakalı olabilir. Tabii ölmüş babacıklarımıza Allah rahmet eylesin ama yeni yani yaşayanlara Allah sağlık uzun ömür versin.
devletle alakalı olabilir, bir patronla alakalı olabilir, abiniz, babanız, hani bu gibi. Yani çünkü devlet otoritesi de bir anlamda baba demek olduğu için sizlere böyle bir kısıtlama gibi oluyor, ama sonradan da hayret edilecek bir şekilde açılma oluyor. Aman, bu sevmediğim bir kart biliyor musun? Bu hafta sinirleneceksiniz, bir fırtına geliyor, fırtına uyarısı. Evet, hemen bakıyoruz neyle alakalı bu, neden? 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 Altıncı çakra. Göremediğiniz bir şeyler, farkındalık yaratacaksınız. Altıncı çakra, tepe çakranın hemen iki göz, üçüncü gözü anlatıyor. Civit mavisi giyin. Bakın zaten mavi renk, civit mavisi. Nasıl olur? Turkuazı da çok severim yani. Andırıyor civit mavisini. Ondan sonra ve zamanla ilgili probleminiz olabilir. Çünkü baş melek Metatron çıktı. Zamanı anlatıyor. Evet, zamanı yetiştiremeyebilirsiniz. Farkındalık yaratılacak. Üçüncü gözünüz kapalı olduğu, gerçekleri göremiyor oluşunuzu da anlatan bir kart çıktı. Ve burada bir karar vermen gerek. Sevgili telefoncular, evet, hemen kararı okuyalım bakalım. Acil karar vermen gerekiyor. Kararsızlık senin zaman, para, her türlü olanaklar, çabalarını boşa çıkarabilir. Aşkı, parayı kaybetmene sebep olabilir. Hemen okuyoruz. Olumlamanız geldi. Kararlarımı en doğru şekilde veriyor. Hayat yolunda bilinçli olarak neşe ve mutluluk ve zenginlik ve huzur ve sağlıkla ilerliyorum. Süper ötesi süper çıktı. Hemen bakıyoruz bakalım. Evet, sevgili telefonu seçenler, iletişim istiyorlar. Gözlüğü seçenler, görmek, bilmek, duymak istiyorlar. Evet, hadi bakalım, soğumuş. Aa, buralara sıçradığına göre sevinç gözyaşlarınız var. Havalarda uçuyorsunuz, havalarda. Bu hafta alacağınız haber öbür haftaya kayabilir. Bir mezarlık ziyareti yapabilirsiniz. Yani bir yerlere gidip dua okuyabilirsiniz. U harfi çıkmış 8. Çok güzel. Siz var ya siz, bu sefer balinanın üstüne oturmuşsunuz. Kuyruğa bakın. Kuyruğa bakın. Kuyruk, kuyruk şurada. Üstünde balinanın da siz. Gerçekten çok kısmetlisiniz. İki tane olanağınız var. Ve bu arada çok güzel, böyle dualarınızın kabulü gelmiş. Sanki sürekli böyle spiritüellik var bu fincanda. A ve V harfi var. Bir de E harfini görüyorum. Evet, hemen bakıyoruz, yine şöyle bir bakıyoruz. Evet, yine getirmemişim ve burada peçetemiz. Peçetemiz burada. Şimdi 3 tane, hatta bir büyük kapılar açılıyor. Orta kapı. Hani 3 kapı yan yana. Orta kapı sizin için güzel olan. Yani politik davranın ortamda böyle falan gibi diyorum. Sağ ya da sol değil de orta kapıyı gösterdi. Sevinç gözyaşlarınız var. Orta yolu, yani denge uyumu bulabilirseniz çok güzellikler olacak. Gözü bile çıkmış bir fareye benzettim. Yani hayatınızı çalan, sizi aşağı indiren, dumur eden bir şeyler olabilir. Ve ben böyle, benim aksiyonlu olduğu için, evet, şöyle bir çevireyim kendime ya. Çevireyim ya. Işık bakıyorum, burada ışık gelmiyor bana. Evet. Ve efendim, nasıl söyleyeyim, yani pıtır pıtır paralar akıyor. Yalnız şu fareye dikkat, hani fare böyle hırsız bir hayvancık, çok tatlı, ama yani böyle hayatınızdan bir şeyleri alıp giden olabilir bu. Zaman bile, yani zamanı bile. Zamanı gelince de her şeyiniz oluşacak, ama üç bir şey gördüm. Aydınlık bir fal, yüreğinize oturmuş bazı şeyler var. Mahkemelik işi olanların, bakın, güzel haberler var. Üç tane büyük kapı beyaz, bu şeyi de anlatıyor sizin. Hani devlet kapısından güzel müjdeli muştulu haberlerin de geldiğini anlatıyor. Korkmayın. Hani şurada devlet kapısı çıktı. Bak, devlet dedim. Hadi bakalım, dilek dileyin, dilek dileyin. Dileklerimiz oluşuyor mu? Öbür haftaya kayabilir ama oluşuyor. 2-3 dilek bile geldi. Evet, oluşuyor tabii ki. Yanında da 3 dileğiniz birden birleşti. Kocaman bir kalp gibi bir şey çıktı şu şeyde. Siz iki dilek dilemişsiniz ve bu fincanı da açarken, yani telefoncular olarak söylüyorum, iki büyük niyetiniz olmuş olabilir. İkisi de oluşacak.
Ve çok büyük güç kazanıyorsunuz. Çok büyük güç kazanıyorsunuz bu nispetle, bu niyetle. Ve burada bir tane de şey var. Boğa görüyorum. Boğa burcunu da anlattığı gibi yani gücü temsil ediyor. Gücü temsil ediyor. Evet, zümrüdü anka kuşu kanatlarını açmış, haneye girmek üzere. Çok büyük mutluluk bir haber, çünkü bir kuştan bahsediyorum. Tavana böyle zıplayacaksınız, tavana vuracaksınız, sanki güzel bir haber. Dileğiniz de birdenbire hızlandı. Evet, E harfi, Y harfi ve bir 5 rakamı. Güzel güzel kuşlar, yine böyle bu hafta güzel haberlerle yoğrulacaksınız. Zaten biraz enerji düşük, biraz değil çok düşük. Merkür retroyu içine alan bir hafta. Güneş tutulmasını içine alan bir hafta. Enerjimiz yani böyle yükselmek istiyor ama o güneş tutulması var ya, ritüel bile yapsak bizi böyle yarılara aşağılara çekiyor. Dikkat edin, gayet güzel yollarınız açık. Dualar ritüellere devam devam devam. Geldik efendim sevgili. Gözlük. Evet. Aa, gerçekten sevinç gözyaşı bunlar. Çünkü neden? Siyah değil. Böyle beyaz beyaz, şeffaf şeffaf dökülmüş. Sevgili gözlükleri seçenler. Kurtarma operasyonlarımızda zaten olayı kurtardık. Şimdi sevgili gözlüklere bakıyoruz. Gözlüğü seçenler. Aslan Yay Koç çıkıyor. Yani burada değneklerin kraliçesi çıkıyor. Aslan Yay Koç. Bir vakit kalmış. Yaşama sevinciniz tavan yapacak. Bolluk, bereket gelecek. Devletten güzel haberler gelecek. Sanırım geldi yurt dışı ile ilgili de haberler. Sanırım geldi değneklerin sekizlisi. Ve burada müjdeler müjdeler üstüne müjdeler geliyor. Sallayalım bakalım. Sizin enerjileriniz geliyor. Aldık, kabul ettik yazın. Ve burada siz güvenlisiniz. Siz 3 olanağınız var. Sizin her türlü olayınız çabucak çözülecek. Ve siz diyorum. Bakın dikkat ederseniz gözlükçüler. Ve burada bir nefes alın. Soluklanın. Hayat sizi gerçekten yormuş. Geleceğe güzel bakıyorum diyeceksiniz, bakacaksınız. Ve de müjdeler olsun. Altın tutan bir erkek ile tanışabilirsiniz. Eli para tutan bu patronunuz olabilir. Sizin hayatınızdaki insanlar olabilir. Ve burada diyor ki büyükçe bir elinde as tutuyor, böyle paraların ası, altınların ası, külçe gibi. Ve aldık, kabul ettik deyin. Bu bir aşkın gelişi, bu bir bolluğun, bereketin gelişi. Eril enerjiden faydalar göreceğinizi anlatıyor ve yine aileyle olacağınızı anlatıyor. Burada aile ne demektir? Ailevi sorunlar, ailen senin için evet çok önemli. Ve karşılıksız verdiğin sevgi ailene sana kat kat dönecekmiş. Bu anne olur, baba olur. Olumlaman geldi. Ailem, küllerim, köklerim ve genlerimden gelen pozitif enerjileri kabul ediyorum. Bütün sorumlulukları başımdan def ediyorum. Bunu deyin, aile bazen sorumluluk yükler. Def ediyorum, olumsuz enerjileri gönderiyorum, reddediyorum. Bir daha gelmemek üzere, ben çok şanslı biriyim. Ben çok şanslı biriyim. Bu hafta aileden yana şanslı olacağınızı anlatan olaylar var. Ya da aile gibi gördüğünüz kişilerden dolayı şanslı olacağınızı gösteren olaylar var. Gayet güzel çıktı. Aslan Yay Koç burçlarını anlatan, toprak gruplarından fayda göreceğinizi anlatan güzellikler var. Hiç kurtarma operasyonu yapmamıza gerek yok sevgili gözlüğü seçenler. Hadi bakalım. Of, bu da böyle. Bu da güzellikler. Öyle bir yapışmış ki. Şimdi sevgilim, burada da bir baykuş var. Bilge kişi olarak ben baykuşu söylüyorum. Bilge kişi oluyorsunuz. Sizin niyetleriniz zamana yayılı, uzun vadede bir planlarınız olabilir. Bu bir haftadan da uzun vadede planlarınız olabilir. Sizde de büyük bir fil çıkmış. Yani böyle fil oturuyor. Hem de hemen, yani güç sende. Fil hemen oturuyor, yani şeyin başına oturmuş. Büyük bir güç alıyorsun. 11 rakamı çıkmış sanki. Ben burada bu sefer de
Demek ki mesela kahve fincanının da hanenin içine girmek isteyen tabağında bir zümrüt anka çıktı. Sizde de sanki yukarı tırmanışa geçen, kariyerde bir fırlayan, böyle yukarı tırmanışa geçen böyle büyük kanatlı bir varlık var. Yani bu da zümrüt anka olabilir. Bu da güzel olabilir. Sanki böyle tek boynuzlu at gibi, kanatlı bir at gibi muradınız oluşuyor. Müjdeler olsun. Ama nazarınız var sizin. Bakın diğer falda hiç öyle bir şey çıkmadı. Bu sizin şanslı oluşunuz. Bu sizin nazara gelmenizi gösteriyor. Yani nazar anlamında. Pardon. Çok pardon. Gözlerim bile yaşardı. Suratım çirkinleşti. Evet. Gerçekten çok büyük nazarınız var. B harfi görüyorum. H. K. K böyle yan yatmış. Evet. K harfi var. 11 rakamı dedik. Şimdilik yani gördüklerim. Bir çatı çıktı, mantar çıktı, yeni hayat. Bir çatı taşınma olabilir. Bunun sonrasında hadi bakalım, hadi bakalım. Çekiyoruz. Evet. Oluşuyor mu? Oh, nazarınız. İkinci kere de oluşuyor yani. Bu da iki kere de oluşacağını gösteriyor. Ay, inanamıyorum ama bu kadar nazar yani, bu kadar nazar. Mahvoldum, mahvoldum. Evet. Kocaman bir dünya haritası gibi çıkmış sanki. Haneniz içinde, yurt dışı işleriniz. Bir, iki, üç tane insanla sanki bir toplantı, bir konuşma gibi. Ondan sonra hayatınızda böyle güzellikler olacak. Merak etmeyin. Hani ben artık güzel bir şeyler yapıyorum. Ben artık bir güzellikleri hayatıma çekiyorum. Olumlu düşünmenin gücüne başvuracaksınız. Olumlu düşüneceksiniz. Ay, inanamıyorum. Bu yok. Yani nazar, nazar. Çok kötü. Evet. Üç tane de dilek oluşuyor, hatta çok hızlı gidiyor. Biri yarıda kaldı şurada ama o öbür haftalara dönecek olan olabilir. S harfi de görüyorum. 8 rakamı zaten. Fix böyle 8 var ya. Kesinlikle 8 rakamı sonsuzluktur ama bir anlamda kısır döngüyü anlatır. Kısır döngülerde kalmayın. Çıkmaz sokaklara girmeyin yani. Bırakın, bırakın hayallerinize yol verin. Yeniliğe evet deyin. Sizlerde U harfi var, biraz ters dönmüş. Böyle siz şöyle bir durmuşsunuz. Ay, bu nedir ya? Böyle elinizde kocaman topalak bir kısmet var. Yani böyle kocaman bir şey var. Bakın, elinizde tutuyorsunuz. Kısmete bakın. Hanenin içinde ve etrafında da ay var yani. Ben ne görürsem onu söylerim. Şöyle çevirdiğimde de kocaman patlak bir göz. Ra'nın gözü gibi. Bu ne nazar. Bozayım mı? Ra'nın gözü de aslında siz şanslı olduğunuzu da gösteriyor. Ben çok şanslı biriyim diyorsunuz. Güzel bakan bir gözü. Aslında çok kötü değil ama bazıları için çok nazar. Yani bakın, güzel bile baksa, şunu bile söylese mesela, ben temizliğe başladım. Şunu bile söylese mesela, işte çok güzel, çok güzel yani, işler başarıyor, çok güzel dese bile onda bir böyle niyet, hani ben de keşke yapsam gibilerden bir enerji olduğu için nazar değebilir. Evet, sizleri seviyorum. İnşallah çok güzel bir haftanız geçsin. Abone olmayı unutmayın sakın. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Beğeni yapan herkesin hayatındaki dilekleri oluşsun. Hoşça kalın.